Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilavet secdesini okuyacağız inşallah. Tilavet secdesinden devam ediyoruz. Bab-ı sucudi tilaveti. Bu bahis tilavet secdesi bahsi. Tilavet secdesi demek Kur'an'daki secde ayetlerinden birisini okuduğumuz zaman veya başkasından işittiğimiz zaman bir secde yapmamız gerekiyor. O tek secde. Tek secde yapıyoruz. Namazın içinde okursak namaz secdesiyle beraber yapılmış olur. Namaz dışında okursak müstakil bir secde. Elleri kaldırmadan Allahu Ekber deyip niyet ettikten sonra secdeye varacağız. Orada işte 3 veya daha fazla Subhan Rabbiyel A'la Allahu Ekber deyip kalkıyorsun. Selamsız, efendim kıyamsız bir namaz. Namaz diyorum estağfurullah. Secde. Ve hüve bu tilavet secdesi vacibün alet tali ve sami'i. Efendim hem okuyana hem dinleyene. Tali okuyan, sami işiten. İşitene de okuyana da vaciptir. Bu sadece Hanefi mezhebinde bu vacip. Es secdetu ala men telaha. Yok, orayı biz metin okuyoruz. Orayı okumayalım. Peygamberimiz buyuruyor ki secde okuyana ve işitene de secde lazım. İkisine de. Yani hadis-i şerif var yani. Tamam mı? Buradaki ala vacibün alet tali deyince yani vücubu ifa teyit ediyor, o tekit ediyor. Peki bu tilavet secdesi Sami'ye onu sizin kitabınızda müstemi'ye diye şerh etmiş. Eşiten, dinleyen. Ve hiye bu tilavet secdesi nerede? Efendim fi ahiri mi orası? Evet. Ahiril Araf. Araf suresinin sonunda. Araf suresinin sonunda. Kaçıncı ayetmiş o? 206. Ve Ra'di, Ra'd suresinde 15. Evet. Ve Nahli, Nahl suresinde güzel yani numaraları vermiş. 48. Ve Beni İsrail, Beni İsrail suresi. Beni İsrail suresi hangisi? Beni İsrail. İsra suresi, İsra. İsra suresi. Ona Beni İsrail suresi deniyor. Başka bir adıyla. 109 ve Meryem'e Meryem suresi 58 ve Ula fil Hacci. Hacda birinci secde ayeti. Hacda iki tane secde ayeti var. Yani Hanefilere göre ilk okunan secde ayeti, Şafii mezhebine göre son sayfada okunan ayet secdeyi gerektirir. O son ayet hangisi? Ya eyyühellezine amenu amenurke'u veskudu ve'abudu Rabbekum vef'alul hayr la'allekum tuflihun. O ayet, yani Hac suresinin bu okuduğum ayeti, esas Şafiler ona göre secde yaparlar. Bizim yaptığımız birinci ayet geçiyor işte. O ayete göre değil. Neye göreymiş demek ki? Onlar ikinci, son sayfadaki ayete göre secde yaparlar. Yani onlarla beraber namaz kıldığınızda o ayeti okuduğunda secde yaparlarsa şaşırmayın. Misal. İmam eğer Şafi olursa. Peki. Öteki hangisi? Vel Furkan 60 ve Nemli 25. Neml suresi. Tasin diye başlayan. Ve Elif Lam Mim Tenzil secde suresi 15 ve Saat Saat suresi 24. Ama Şafi mezhebine göre o Saat suresi de farklı. Saat suresi. Efendim ve Hamim es-Secde. Bir de Hamim suresi. Hamim hangisi? O Suretü Fussilet. Ona Hamim es-Secde deniyormuş. Hamim es-Secde. Evet. Peki ve Necmi Necim suresi 62. İnşikak suresi 21. Alak suresi 19. Bunlar işte. Ve şeraituha bunların şartları. Keşerait-i salati namazın şartları gibidir. Ne demek bunların şartları, namazların şartları gibi? Mesela namaza başlamadan önce namazın şartları nelerdi? Hadisten taharet, necasetten taharet, setre, avret, istikbal-i kıble,
Vakit yok işte orada. Çünkü onun vakti yok ki, ne zaman okursan yaparsın. Hatta kerahat vaktinde okursan o zaman bile yapabilirsin onu. O zaman taharet, setravret, istikbale kıble. Bu üç tanesi bunda da şarttır. Tamam mı? Bu üçünde, üçü bunda da şart. Ve tukda kaza edilir. Yani eğer okuduktan sonra yapmazsan daha sonraki zamanlarda kaza edebilirsin. Ama Şafii mezhebinde bunun kazası gerekmez. Şafii'ye göre sünnettir. Anladınız mı? Şafii'ye göre sünnet olduğu için okuduğu zaman yaparsa yaptı. Sonra kaza etmez. Peki nereye geldik şimdi? Fe'in telaha, eğer secde ayetini okursa el imamı imam, secdede el me'mumu, cemaat da onunla beraber secde yapar. Niye secde yapıyor? Çünkü cemaat imama tabi. Me'mum imama uyan kişi demek. İmam me'mum. Çünkü ona tabi olmuş. Öyleyse muhalefet etmeyecek. O da secdeye gidecek. Ve in telahel me'mum, eğer onu me'mum okursa imamın peşindeki kişi, lem yescudaha, hem imam hem cemaat okuyan, daha doğrusu ikisi de secde yapmazlar. Niye? Cemaatin okuduğu secdeyi açıdan bile okusa kendini bağlar. İmamı bağlamaz. İmam zaten yapması gerekmiyor. Kendisi de yapamaz, imama muhalefet olur. Öyleyse namazın içerisinde cemaattan birisi secde ayetini okusa imama gerekmez. Ama onun namazın dışında yapabilir mi? Onu söylüyor mu burada? Efendim, evet. Eylem yescudil imam vel me'mum fi salati ve la badeha. Namazdan önce de namazdan sonra da. İmam-ı Azam'a ve bu Yusuf'a göre. İmam Muhammed diyor ki, namazı bitirdikleri zaman o secdeyi yaparlar. Çünkü sebep oluşmuş. Sebep neydi? İşitilmesi. Duymuşlar. Fakat zâlel mâniyo bi hilâfi hâleti s-salâ. Evet, bitti orası. Ve in semi'ahâ. Buraya girmedik mi? Evet. Eğer secde ayetini işitirse, men leyse fi's-salâti, namazda olmayan. Mesela sen namazda secde ayetini okuyorsun, namazda olmayan birisi de bunu duydu. Namazda olmayan birisi. Senin okuduğun secde ayetinden dolayı onun da secde yapması gerekir. Kendi başına secdesini yapacak. O namaz içinde değil, namazın dışında duymuş. Ve in semi'ahel musalli, eğer namaz kılan işitirse, namaz kılan, mimmen leyse ma'hu fissalati, kendisiyle beraber namazda olmayandan. Mesela sen namaz kılıyorsun, namazda olmayan seninle bir tanesi ya dışarıdan ya da başka bir namaz kılıyor. Öyle de olabilir. O da başka bir namaz kılıyor. Ondan sen tilavet serisini duysan ne olmazmış bunda? Ne yapar? Secdeha ba'de salati. Namazdan sonra secde yapar. Sen namazı kılarken demek ki namazda olmayan birisinden duyduğunda namazını kılarsın, namaza gerekmez. Namazdan sonra o secde ayetinden dolayı, işittiğin secde ayetinden dolayı secde yaparsın. Anlaşıldı mı bura? Evet. Ve men telaha, her kim secde ayetini okursa fi salati, namazda, felem yescudha, ve secdede yapmasa namazda, fiha, namazda, sakatat, secde düşer. Niye biliyor musunuz? Namazda okuduğu secde, eğer direkt secdeye giderse zaten öyle yapar. Direkt secdeye gitmezse, diyelim ayetin sonuna geldi. O zaman rükudan kalbinden geçerse rükuda yapılmış sayılır. Eğer rükuda kalbinden geçmemişse secdelerden birisinde direktmen yapılmış sayılır. Namazın içerisinde secde ayetini okuyan kimse, imamsa, eğer şeyde yapmadıysa müstakil, rükuda kalbinden geçerse rükuda, değilse secdelerden birisinde direkt yapılmış sayılır. Evet. Peki. Ve men kerrara, her kim tekrar ederse ayete secdetin, secde ayetini, neyi tekrar ediyor? Secde ayetini. Fi mekanin meclisin, fi mekanin bir yerde, yani meclisin, vahidin, bir mecliste. Mesela burada oturdun sen, Alak suresini okuyorsun.
10 defa okudun, 20 defa okudun. Aynı yerde ama zaman da aynı, mekan da aynı. Kaç tane secde yapacaksın? Bir tane. Mesela hafızlık yapanlar eğer secde ayetini defalarca okuyorsa aynı yerde bir secde. Ama mekan değişirse öyle değil. Mesela bir burada okudu. Gitti bir de dışarıda okudu. Ya da gitti bir de aşağıda okudu. Gitti bir de evinde okudu aynı secde ayetini. O zaman kaç yerde kaç defa okuduysa ona göre secde yapması lazım. İlk duyduğunda mı yapıyor hocam yoksa okuma bittikten sonra mı yapıyor? Neyi? Secdeyi. Okuma bittikten sonra yapabilir. Ama bu şeyde bu. Ne zaman bu hangisinde soruyorsun ki onu? Burada ondan bir şey yok. Tekrarında ondan bir şey yok. Yani sen yani öncekini mi soruyorsun? Ezber yapıyor ya mesela hocam. Travesi geldi. Fark etmez ki. Fark etmez. Sonunda hepsine bir secde yapar. Ama zaman değişirse, mekan değişirse o zaman değişen yere göre, zamana göre kaç tane okuduysa, kaç defa okuduysa aynı secde ayetini farklı mekanlarda okuduğu zaman da gerekir. Ona da ayrı gerekir. Peki. Tekfihi ona kafi gelir. Secdetün, vahidetün bir secde. Meseleyi gördük ya. Ve ize arade sücude secde yapmak istediği zaman nasıl yapılacağını bize söylüyor. Ve ize arade sücude secde yapmak istediği zaman kebbera tekbir alır elini kaldırmadan. Yani içinde öyle söylemiş. Nedben bila raf'i yedin. Efendim elini kaldırmadan. Ve secdede secde eder. Sümme kebbera sonra da tekbir alır. Ve rafa'a ra'sehu başını kaldırır. Zaten başını kaldırırken de tekbir alır. Ve secde ayetini, secdeyi yapmış sayılır. Namaz secdesi de böyle değil miydi? Yani yere varıyor, alnını yere koyuyor. Allahu Ekber deyip secdeden doğruluyor. Bu da onun gibi işte. Buraya yeter. İnşallah cumartesi şu Salatül Marit ile Salatül Müsafir'i ikisini beraber okuyalım inşallah. Biraz ileri gitmemiz için böyle yapmamız lazım. Yoksa daha kaçıncı sayfadayız? 36. sayfadayız. Çok az. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.